Ruh hasta, sıkızlarla birlikteyim, acaba ne olacak? Abi sayıyor hala bozuk ya, bu beni çok ürkütüyor. Aha burada kalmışız, tamam. Ben neleri okumayı seviyorum bu arada merak ediyorum. Son yıllarda ne kadar az şey okuduğumu hesaba katarsak bu soruya verebileceğim çok iyi bir... Abi bir dakika, bunları yaşamıştık zaten, doğru. Bana geç geliyor biraz. Manga. Kesin bunu ilk gördüğümde de bu tepkiyi verdim. Oyun nerede bozuldu ya, bana o lazım. Diyorum kısık bir sesle, şakayla karışık. Natsuki birden başını kaldırıyor. Sanki bir şey söylemek istiyormuş gibi bakıyor ama sessizliğini koruyor. Tatlım şu an birazcık Eternal Sunshine of the Spotless Mind durumu söz konusu. Tek sorun, ben her şeyi hatırlıyorum. Bu yüzden biraz daha creativity bir şeyler sorman lazım bana. Yani öyle ama bu değişebilir. Ah tanrım, neden söyledim ki bunu? Yürünün üzgün gülümsemesini gördükten sonra düşünmeden konuştum. Yürünün üzgün gülümsemesi bana birçok şey yaptırdı bu oyun boyunca. Ama tekrar aynısını yapmak istemiyorum. Natsuki'ye yürüyeceğim bu yüzden. Her neyse, ya sen yürü. Düşüneyim. Yuri parmaklarını fincanın ağzına gezdiriyor. Ben en çok derin ve karmaşık, fantastik dünyalar yaratan romanları seviyorum. Onların ardında yatan yaratıcılığın ve hünerin seviyesi bana gerçekten büyüleyici geliyor. Ve böylesine yabancı bir dünyada geçen güzel bir hikayeyi aktarabilmek de eşit derecede inanılmaz geliyor. Yuri tutkulu bir şekilde kitaplarla ilgili düşüncelerinden bahsetmeye devam ediyor. Yuri içeri ilk girdiğimde epey çekingen davranıyordu ama kitaplardan bahsederken gözlerinin parıldayışından anlıyorum ki o kitapların dünyasında rahat hissediyor kendini, insanların dünyasında değil. Deja vu. Ama doğrusunu istersen birçok şeyden hoşlanırım. Derin psikolojik unsurlar içeren hikayeler de sarar beni. Bir yazarın okuyucunun hayal gücü eksikliğinden yararlanıp onu şaşkına çevirmesi inanılmaz değil mi? Neyse, son zamanlarda bir sürü korku türünde kitap okuduğumdan... Aha ben de bir keresinde korku romanı okumuştum. Bir dakika, bu line yeni mi? Umutsuzca az da olsa bağlantı kurabileceğim bir konu nokta. Hayır ya dur! Böyle devam ederse Yuri bir duvarla sohbet ediyormuş gibi olacak. Dostum sen cevap versen de bir duvarla konuşuyor. Tam da senden bekleyeceğim bir şey Yuri. Kişiliğine uyuyor. Aa öyle mi? Bir kitap beni gerçekten düşündürebiliyorsa ve başka bir dünyaya götürebiliyorsa o kitabı bırakamam. Sürreal korku türü kısa süreliğine bile olsa dünyaya bakış açını değiştirir. Korku türünden nefret ederim. Öyle mi? Neden ki? Ben... Natsuki bir anına bakışlarını bana çeviriyor. Bak bunu yine aynısı oluyor abi. Natsuki'de bir şey var abi. Nedense böyle önemli bir mevzuyu biliyormuş da bana çaktırmıyormuş gibi davranıyor sürekli. Boşver. Doğru. Genelde şirin şeyler hakkında yazmayı seversin. Değil mi Natsuki? Ne? Sana bunu düşündüren ne? Son kulüp buluşmamızda müsvedde bir kağıt bırakmıştın. Bir şiir üzerinde çalışıyordun galiba. Hatta yanılmıyorsam şiirin adı... Sakın söyleme! Ve şiirimi de geri ver. Peki, peki. Kendi şiirlerini mi yazıyorsun Natsuki? Bazen. Neden sordun ki şimdi? Bence bu epey etkileyici de ondan. John, yeni bir hedef mi var? Ara sıra onları paylaşmaya ne dersin? Hayır. Natsuki gözlerini kaçırıyor. Natsuki'cim. Natsuki'yi nasıl etkileyebilirim ya? Aha henüz kendine güvenen bir yazar değilsin galiba. Natsuki'nin nasıl hissettiğini anlıyorum. Bu seviyedeki yazıları paylaşmak özgüvenden fazlasını gerektirir. Yazmanın en hakiki şekli kendine yazmaktır. Okuyucularına açılmaya, zaaflarını, hatta kalbinin derinliklerini bile göstermeye istekli olmalısın. Yazma konusunda sen de deneyimli misin Yuri? Bazı çalışmalarını paylaşırsan Natsuki'ye örnek olabilir ve kendi yazılarını paylaşabilmesi için ona yardımcı olabilirsin. Sanırım durum Yuri için de aynı. Hepimiz bir anlığına sessizce oturuyoruz. Hey! Aklıma bir fikir geldi. Buna ne dersiniz? Natsuki ile Yuri Monika'ya meraklı gözlerle bakıyor. Abi Sayori yok hala, ben bu gerçekliği kabullenemiyorum ya. Eve gidip kendi şiirimizi yazalım. Ardından da bir sonraki görüşmemizde birbirimizle paylaşalım. Böylece herkes eşit olur. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Yani haklısın bence Monika. Muhtemelen hepimizin birlikte katılacağı aktiviteler bulmaya başlamalıyız. Ben başkan yardımcısı olmanın sorumluluğunu kabul ettim ne de olsa. O yüzden kulübü ve üyelerini yetiştirmek için elimden geleni yapmalıyım. Ayrıca artık yeni bir üyemiz var. Atılacak iyi bir adım gibi görünüyor. Sen de katılıyor musun Hugo'la? Hey ben size katılacağımı söylemedim kızlar ama katılacağım ve başıma bir sürü kötü şey gelecek biliyorum. Bekleyin, hala bir problemimiz var.
Hı? Nedir? En önemli konuya geri döndüğümüze göre başından beri aklımda olan şeyi açıkça söylüyorum. Bu kulübe katılacağımı hiç söylemedim ki. Belki Monika beni vuramam için ikna etmiş olabilir ama hiçbir karar vermedim. Hala bakacağım diğer kulüpler var ve söyleyeceklerimi unutuyorum. 3 kız masum gözlerle bana bakıyor. Abi bak 4 kızı kaldıramam ama 3 kızı belki reddedebilirim. Bak o konuda bana seçenek sunarsan sevinirim. Ama üzgünüm. Ben de sandım ki... Heh? Kızlar birbirine bakıyor ve ardından Monika bana dönüyor. Sanırım sana doğruyu söylemeliyim Hugo'la. Gerçek şu ki resmi bir kulüp oluşturabilmek için yeterli üye sayısına sahip değiliz. 4 üyeye ihtiyacımız var. Ve yeni üye bulmak için o kadar çok uğraşıyorum ki. Monika'cığım belki de üyelerinin içine virüs yerleştirip onu kozmoza karıştırmazsan yeterince üyen olabilir. Eğer festivalden önce bir üye daha bulamazsak. Ben bu kızlara karşı savunmasız değilim abi. Hayır değilsin. Böyle bir durumda nasıl doğru düzgün karar verebilirim ki? Onları yüzüstü bırakırsam kendimi kötü hissederim. Hayır hiç hissetmezsin. Git anime kulübüne ve biraz One Punch Man izle. Hem burası oldukça rahat bir kulübe benziyor. Yani eğer bu güzel kızlarla her gün vakit geçirebilmem için ödemem gereken bedel şiir yazmaksa... Hayır, hayır dostum kabul etme. Hayır! Pekala kararımı verdim. Edebiyat kulübüne katılacağım. Birer birer kızların gözleri ışıldıyor. Tanrım gerçekten mi? Gerçekten ciddi misin Hugo'la? Evet. Eğlenceli olabilir değil mi? Beni bir anlığına gerçekten korkuttun. Bu kadar şeyden sonra gitseydin sana acayip gıcık olurdum. Biliyorum. Hugo'la çok mutluyum. Artık resmi bir kulüp olabiliriz. Bunun için çok teşekkür ederim. Sen gerçekten inanılmazsın. İyi zaman geçirmen için her şeyi yapacağım. Tamam mı? Bak iyi bir zaman her türlü geçireceğim ama şu iki kızdan uzak dur, tamam mı? Tek isteğim bu senden. Teşekkür ederim sanırım. Pekala millet. Sanırım böylelikle bugünün toplantısını güzel bir sonla bitirebiliriz. Bugünkü ödevinizi unutmayın. Herkes bir şiir yazıp bir sonraki toplantıya getirecek ve birbirimizle şiirlerimizi paylaşacağız. Monika bir kez daha bana bakıyor. Kendini nasıl ifade edeceğini görmeyi 4 gözle bekliyorum. Tamam. Olmayan yazma becerimle sınıfın yıldızı Monika'yı etkileyebilir miyim gerçekten? Endişeyle dolmaya başladım bile. Yürü çay setini toplarken kızlar sohbet etmeye devam ediyorlar. O halde ben yavaştan gideyim. Tek başıma. Yalnız. Bana eve giderken eşlik edecek hiçbir arkadaşım yok. Hiç bağır olmadı. Tamam. Yarın görüşürüz. Sabırsızlanıyorum. Böylece kulüp odasından çıkıp eve doğru yol alıyorum. Yol boyunca aklım 3 kız arasında gidip geliyor. Natsuki, Yuri ve elbette Monika. Sayuri yok! Okuldan sonra her günümü edebiyat kulübünde geçirerek gerçekten mutlu olabilecek miyim? Belki kızlardan biriyle yakınlaşma fırsatım olur. Pekala. Durumumu en iyi şekilde değerlendirmeliyim sadece. Şansım benden yanıcı olabilecek. Ve sanırım her şey bu gece bir şiir yazarak başlayacak. Özel bir şiir açtınız, okumak ister misiniz mi? Hayır dersem herkes abonelikten çıkacak biliyorum. Hiçbir şey gerçek değil. Soru işareti. Yani bunu tartışacağımız noktaya geldik mi şu an? Tam şu an o anda mıyız? Okey, hiçbir şey gerçek olmayabilir bu evrende. Sorun yok. Yine Monika yok. Monika'ya yürüyemiyorum. Doğru. Acaba ilk zamanlarda da sadece 3 tane mi kız gözüküyordu? Hiç dikkat etmedim gerçekten. Kızların minyatür halleri çok şeye benziyor. Bak şu an Monika'nın ekstra bir sıkıntılı, ekstra böyle tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Natsuki'ye yürüyeceğim. Bir değişiklik yapacağım. Ve ister inanın ister inanmayın ama oyunun wikisinde bütün kızların 18 yaşında olduğu yazıyor. Bayram Yuri değildir. Fantezi? Tamam. Rank? Tamam, iki seçenek olunca seçmesi çok kolay oluyor bu arada. Tavşan. Dinçlik. Pardon. Hayır ya. Dur. Marshmallow. Lollipop. Gökkuşağı. Heyecan. Oyun alanı. Şekerleme. Hayal. Fuck. Hayır. Enik. Hayır. Anime. Okyanus. Evet. Aşk. Mayo. Aile. Oğlum çok hızlı yapıyorum var ya. Merhaba Hugo'la. Bizi bırakıp kaçmadığına sevindim.
Bir ara düşündüm gerçekten. O mesajı senin yazdığını biliyorum. Ama bunu çaktırmayacağım şimdi. Hani roleplay'imize devam ediyoruz. Ben Monika'nın mikrofonumu bile eklediğini düşünüyorum. O yüzden şu gözlerin içine baksana. Şu güvensizliğe bak. Artık sen... Bitti oğlum seninle işim. Yok canım, olur mu öyle şey? Bu olay bana biraz tuhaf gelse de en azından verdiğim sözü tutarım. Tekrar Edebiyat Kulübü'ne geldim. Sayuri ile yaptığım muhabbetin aynısını yapıyorum galiba, yanlış hatırlamıyorsam. En son gelen bendim. Herkes birbirine kaynaşmaya başlamış. Sözünü tuttuğun için teşekkür ederim. Halüs atmadım değil mi? Bir dakika, müzik değişti. Müzikte ekstra bir delay var bazı yerlerde. Oh! Yine kaydı bak. O kadar minimal yapmışlar ki çok belli olmuyor. Ve Natsuki'ye yürüdüm. Lütfen Yuri'yi yok etme. Umarım bu senin için fazla ağır bir sorumluluk olmaz. Alışkın değilken edebiyata bir anda giriş yapmak yani. Hadi ama sen bir alışma sürecini falan hak ediyordu. Hayır abi. Ha, müzik yarım ton düştü. Bak, bana her şeyi yapabilir. Bütün jumpscare'ları ver ama müzikal olarak böyle detay korkunçluk yapma bana. Seni buraya Monika getirdi zaten. Buraya sadece öylesine takılmaya mı gelmeyi planlıyorsun bilmiyorum ama... Bizi ciddiye almazsan sonuçlarına katlanırsın. Natsuki, manga koleksiyonunu kulüp odasında saklayan birine göre fazla büyük konuşuyorsun. Yavrum, yazının arkasında olman lazım. Natsuki, Monika ve manga kelimeler arasında takılı kalıyor. Manga edebiyattır. Bozguna uğrayan Natsuki sırasına geri... Abi bir şey diyeceğim, bu kızlar yamuk falan mı duruyor? Ben hani yanlış mı görüyorum şu an? Normalde bu kadar ekrana yakın durmuyorlardı. Üzgünüm Hugo'la. Senin rahatına öncelik vereceğiz, tamam mı? Bak yine yaptın abi, şu müziğin tonunu düşürme artık. Yürü Natsuki ile ayak kırıklığına uğramışçasına bakıyor. Şey, neyse. Şimdi kulübe katıldığına göre belki bir kitap seçip okumaya başlamak istersin. Şey, her halükarda hayır diyemem. Dediğin gibi artık bu kulübün bir üyesiyim. O yüzden bana sorarsan böyle bir şey yapmamayan doğrusu olur. Dur. Öyle demek istemedim. Eğer bunu yapmayı sahiden istemiyorsan dediklerimi unut gitsin. Hayır öyle değil Yuri. Sadece bir garipsin, bir yüzün gitti geldi. Bu kulübün bir parçası olmayı denemek istiyorum. Çok okuyan biri olmasam da benden istersen seve seve bir kitap okumaya başlarım. Emin misin? Sadece şey, başkan yardımcısı falan olduğumdan... Yapma şunu, yapma. Yuri çantasını karıştırıp içinden bir kitap çıkarıyor. Dışlanmış hissetmeni istemedim. O yüzden seveceğini düşündüğüm bir kitap getirdim. Kısa bir kitap. O yüzden çok okuyan birisi olmasan da ilgini çekebilir. Ve şey, birlikte kitap hakkında konuşabiliriz istersen. Çok okumama rağmen beğeneceğimi düşündüğü bir kitap bile getirmiş. Teşekkür ederim Yuri. Kesinlikle okuyacağım. Bak, bu evrende benim karakterim de değişiyormuş. Düşsene bak şimdi. Kitabı hevesle alıyorum. Kitabı kendine uygun bir tempoda okuyabilirsin. Ben 96 BPM seviyorum genelde. Ne düşündüğünü dört gözle bekliyorum. Herkes gibi bir... Bak, fotoğraf değişti. Yemin ederim kızlar varken zoomlu haliydi. Tamam. Ama durum öyle olmayacak gibi. Yuri çoktan kafasını bir kitaba gömmüş. Yüzündeki gergin yüz ifadesini istemsizce fark ediyorum. Yuri sanki bu anı bekliyormuş gibiydi. Bu sırada da Natsuki dolabı karıştırıyor. Natsuki'nin deponun içinde öfkeli bir şekilde ofladığını duyuyorum. Bir şey canı sıkmış gibi görünüyor. Belki yardıma ihtiyacı vardır diye yanına yaklaşıyorum. Bir dakika, bu yeni bir şey. Bir şey mi var? Şiirlerde Natsuki'ye yürüdüğüm için oldu! Bu oyunda yaptığım seçimlerin bir işe yaradığını görmek çok güzel. Ya da hala bu Monika'nın işleri. Emin değilim. Siktiğimin Monika'sı! Ne? Natsuki, bir manik atak mı geçiriyorsun acaba? Eşyalarımı olmaları gerektiği yere koymuyor hiç. Birisi gelip dağıtacaksa koleksiyonunu düzenli tutmanın ne anlamı kalıyor ki? Natsuki üst üste dizilmiş birkaç kitabı ve kutuyu rafın bir kenarına itiyor. Manga. Sen manga okuyorsun değil mi? Bazen. Manga karşındaki kişinin bu konudaki duruşunu ne olduğunu bilmeden gerçekten sevdiğini itiraf edemeyeceğin şeylerden biri mi acaba? Natsuki bunu anlıyor mu? Şimdi siktim Nikolas'ın hiç. Nereden anladın ki? Bir ara bahsetmiştim. Yoksa hafızan geri mi geldi? Ayrıca yüzünden okunuyor zaten. Bir yüzümden mangacı olduğumu belli oluyor ya, istediğim son şey. Ne demek oluyor bu?
Anladım. Raflardan birinin yanında üst üste dizili envai çeşit kitabın arasında bir cilt manga yalnız başına duruyor. Meraktan mangayı kitaplar arasından çıkarıyorum. Demek buradaydı. Natsuki mangayı elimden kapıyor. Sonra bir kutu mangaya doğru dönüyor ve cildi diğerlerinin tam ortasına yerleştiriyor. Böylesi çok daha iyi. Bir kutu setin içinde bir cildin eksik olduğunu görmek muhtemelen bu dünyadaki en sinir bozucu manzara. O hissi bilirim. Hiçbir fikrim yok o his hakkında. Okuyamadım bile. Natsuki'nin hayranlıkla seyrettiği kutulu manga setine yakından bakıyorum. Parfait kızlar. Parfait kızlar. Hemen bakalım. Tamam. Evet öyle bir kitap yok. Bu hayatımda hiç duymadığım bir seri. Bu muhtemelen ya bu serinin berbat olduğunu ya da hedef kitlesinin benden çok farklı olduğunu göstergesi. Yargılayacaksan gidip şuradaki kapının camının arkasından yargılayabilirsin. Natsuki lütfen bana küfür etmeye başlama. Az önce beni çok ürküttün. Sen böyle bir insan değilsin. Sen buradaki tatlış kızsın, tamam mı? Natsuki sınıf kapısını işaret ediyor. Bir şey yargıladın falan yok. Bir şey demedim bile. Ses tonundan anladım. Ama sana bir şey diyeceğim Hugo'la. Bunu doğrudan edebiyat kulübünden bir kitabı kapağına göre... Hatta... Lütfen bir daha olmasın. Natsuki kutudan parfüm kızların ilk cildini çıkarıyor. Sana tam olarak neden böyle dediğimi göstereceğim. Natsuki kitabı ellerime tutuşturuyor. Kapağına bakıyorum. Kapağında renkli kıyafetler içinde hayat dolu feminen pozlar veren dört kız... Doki Doki olmasın lan! Bu aşırı Mao. What is Mao? Mao ne? Bunu Google'a yazarsam hiçbir şey çıkmayacak. Natsuki kolumdan tutup beni depodan çıkarıyor. Daha sonrasında ise pencere denizliğinin altına duvara yaslanarak oturuyor. Oturduğu yerin yakınına hafifçe vurarak oraya oturmamı işaret ediyor. Sandalye daha rahat olamaz mıydı? Yere oturuyorum. Yuri'yi özledim. Sandalyeler işimizi görmez. Öyle aynı anda okuyamayız. Niye ki? Sanırım yakın olmak böyle daha kolay. Öyle şeyler söyleme. Evet, niye öyle şeyler söyledim ki durduk yere? Kendimi garip hissettireceksin bana. Natsuki kollarını kavuşturuyor ve benden biraz uzaklaşıyor. Özür dilerim. Ben de ona bu kadar yakın oturmayı pek beklemiyordum. Bunun tam olarak kötü bir şey olduğunu söyleyemem tabii. Kitabı açıyorum. Birkaç saniye sonra Natsuki fark edemeyeceğimi umarak santim santim tekrar yanıma geliyor. Hadi ama sen de istiyorsun. Kolumun üzerinden kitaba baktığını, okumaya başlamaya benden daha hevesli olduğunu görebiliyorum. Vay be. Bunun başlangıcını okuyalı ne kadar zaman olmuştur acaba? Ara sıra eski ciltlere dönüp göz gezdirmiyor musun? Pek değil. Belki bir seriyi bitirdikten bir süre sonra. Hey, dikkatini veriyor musun? Veriyorum ama henüz önemli bir şey olmadı. O yüzden aynı zamanda konuşabiliyorum da. Abi bunu kafanda söylemeyecektim. Bunu kıza söyleyecektim bu arada. Görünüşe bakılırsa hikaye liseye giden bir grup arkadaşla alakalı. Abi kendi hikayemiz çıkmasın lütfen bunun sonunda. Tipik hayattan kesitler muhabbeti. Biziz bu, evet. Bu tarz hikayeler artık benim pek ilgimi çekmiyor. Çünkü hikayelerin pek az ilgi çekici bir konunun olmayışının eksikliğini eğlenceli bir yazım tarzıyla kapatabiliyor. Abi bunu doğru tonda okuyabilen var mı? Hayır ya bu poz ne? Bunu senin için sıkıcı olmadığına emin misin? Çünkü benim için hiç değil. Şu an kafam çok karışık. Ben böyle iyiyim. Sen öyle diyorsan... Sanırım sevdiğim bir şeyi başkasıyla paylaşmak epey eğlenceli bir şey. Herhangi bir arkadaşımı sevdiğim bir seriye başlaması için ikna ettiğinde epey heyecanlanırım. Bu hissi bilir misin? Abi fark ettin mi? Yuri ve Sayori ile konuşurken genelde onların konuşmasını dinliyor ve react veriyordum. Ama bu kız... John bu kızla bir tık farklı konuşuyor. Bilmiyor musun? Onu... pek bilmiyorum. Nasıl yani? Mangalarını arkadaşlarına paylaşmıyor musun? Bunu yüzüne vurmasan olmaz mıydı? Özür dilerim. Ben aptalın tekiyim. Ben tam bir gerizeka... özür dilerim. Sanki arkadaşlarımın bunu okumasını sağlayabilirim de. Arkadaşlarım mangaların çocuklar için olduğunu düşünüyorlar. Onlar şöyle şeyler söylemeden mangalardan bahsedemiyorum bile. Kaç yaşına geldin hala bunlarla mı ilgileniyorsun?
suratlarına yumruğu geçiresim geliyor. Onları birlikte dövebiliriz gerçekten. Of, öylelerini iyi bilirim. Açıkçası buna ön yargıyla yaklaşmayacak bir arkadaş bulmak zor. Bunlardan hoşlanan bir arkadaş bulmaksa daha zor. Ve edebiyat kulübünün yeni bir üyesi var tatlım. Ben zaten Ezik'in tek sayılırım. O yüzden zamanla diğer Ezik'lere bir şekilde çekildim sanırım. Ama bu muhtemelen senin gibi biri için çok daha zordur. Evet, oldukça haklısın. Dur biraz, hangi kısım için dedim? Ya bunları kendi odamda bile tutamam gibi geliyor. Babam bunları duysaydı ağzımı yüzümü dağıtırdı. Tatlım, sosyal güvenlik hizmetleri bunun için var. Hemen polisi arayabiliriz. En azından burada kulüp odasında güvendeler. Monika bu konuda biraz gıcıklık yapmıştı gerçi. Hiç kazanamayacağım değil mi? Nihayetinde buna değdi ama, değil mi? Yani ben buradayım, bu mangayı okuyorum. Ama bu benim hiçbir sorunumu çözüyor değil. Bu benim hiçbir sorunumu çözmüyor abi. Gerçekte böyle konuşursun. Belki de çözmüyor. Ama en azından eğleniyorsun, öyle değil mi? Yani. Of, yeter bu kadar. Okumaya devam edecek misin, etmeyecek misin? Tamam tamam. Sayfayı çeviriyorum. Ne oluyor lan? Ha, okuyor muyum şu an? Daha çok okuyorum. Daha çok. Zaman geçiyor. Natsuki şu an garip bir şekilde sessiz. Natsuki'ye doğru kaçamak bir bakış atıyorum. Uykuya dalmak üzereymiş gibi görünüyor şu. Bu ne tatlı görsel? Hayır. Bana Yuri'yi unutturamayacaksın. Buna uğraştığını biliyorum oyun. Bu yüzden bu kızı bu kadar tatlı çiziyorsun. Hayır. Hey Natsuki. Natsuki birden üstüme yoluyor. Hey. Ne yazıyor lan burada? Abi kesin çok önemli şeyler söylüyor burada da. Of of. Natsuki, iyi misin? Al bakalım. Monika çantasına uzanıp içinden bir tür protein barı çıkarıyor. Natsuki'ye doğru fırlatıyor. Natsuki'nin gözleri bir anda yeniden parlıyor. Protein barını yerden kapıp hızlı bir şekilde paketini açıyor. Sana demedim mi? Bana... Natsuki cümlesini bile tamamlamadan protein barını ağzına tıkıştırıyor. Endişelenme Hingola. Natsuki'nin bir şeyi yok. Arada sırada oluyor bu. Bu yüzden çantamda hep onun için atıştırmalık bir şey tutuyorum. Oğlum, Natsuki'yi besliyor musun? Bu nasıl bir insan muamelesi ya? Protein barın içinde bir yatıştırıcı falan... Oğlum bak, Natsuki'yi bağımlı yaptıysan var ya seni döverim ha. Her neyse. Şiirlerimizi paylaşalım mı artık? Abi her şey normalmiş gibi nasıl devam edebiliyorum? Yuri, Yuri. Bu oyunda tek ruh hastası olmayan kişi Yuri abi. Bir oyunun başında sadece suratı gitti geldi. Onun dışında bir sırrın yok. Yuri şiiri öylece bakıyor. Bir dakika geçiyor. Okuması için gereğinden uzun bir zaman. Affedersin. Konuşmayı unuttum. İlk bölümde fevkalade demiştin. Ne söyleyeceğini unutuyorsun tatlım. Önemli değil, kendini zorlama. Zorlamıyorum. Sadece düşüncelerimi kelimelere dökmem lazım. Bir dakika. Tamam. İlk defa şiir yazıyorsun değil mi? Ya şu an lütfen şiir yazarken yeni başlayanların kullandığı belli başlı kalıplardan bahsetme, tamam mı? Niye sordun? Sadece emin olmak istedim. Okuduktan sonra ilk şiirin olduğunu tahmin ettim. Ha, demek o kadar kötü olmuş. Hayır. Yüksek sesle mi konuştum ben? Uf, çok özür dilerim. Yuri yüzünü elleriyle gizliyor. Birkaç dakika geçtiğini ve hiçbir yere varamadığımızı fark etmekten kendimi alıkoyamıyorum. Yuri'nin yeni insanlarla alışması biraz zaman alabilir. Önemli değil, fark etmedim bile. Ne diyordun? Doğru. Yeni yazmaya başlayan kişilerin kullandığı belirli... Hayır! Alışması zaman alabilir ama hepsi pratikle ve deneyerek oluyor. Umarım kulüptekiler de sana değerli yorumlar verir. Natsuki biraz peşin hükümlü olabiliyor ama...
Peşin hükümlü mü? Nasıl yani? Aa, yani boş ver. İnsanlar hakkında öyle konuşmamalıyım. Özür dilerim. Havaya mı özür diliyorsun? Git Natsuki'ye söyle. Önemli değil. Yuri bana mı, kendisine mi, yoksa Natsuki'ye mi özür dileyeyim değil. Ben çok genel böyle hayata karşı bir özür var. Şimdi senin şiirini okumamda sakınca var mı? Yok tabii, lütfen. Şiir yazarkenki düşüncelerimi anlatmayı çok isterim. Yuri sersem sersem gülümsüyor. Bu durum sanki onun için nadir bir fırsatmış gibi. Ki öyle olması biraz da komik. Ne de olsa burası bir edebiyat kulübü değil mi? Işığın altındaki hala. Saçımın bukleleri keriban rengi palatımın altında aynanıyor. Yıkanıyor, boğulmamalı. Zamanla yeni kuşuyor. Her yeni geleceğim. Blanmasına yıkanıyor. Aynı şey. El yazım bu kadar kötü olduğu için üzgünüm. Ne? Öyle olduğu aklımdan geçmedi bile. Ama okuman uzun sürdü. Çok hızlı okudum. Biliyordum bunu diyeceğini. Şey, çok fazla el yazısı okumuyorum da. Hayır bu. Sana olanlar... Gerçekliği değiştiriyorsunuz bak burada. Bence Elias'ın oldukça güzel. Oh, rahatladım. Ayrıca şiirini beğendim. Kısa da olsa oldukça açıklayıcıydı. Çok kısa değil miydi? Normalde daha uzun şiirler yazarım. Hiç de bile. Beğenmene çok sevindim. Açık konuşacağım. İlk kez şiirimizi paylaştığımız için biraz daha hafif bir şey yazmak istedim. Sindirmesi kolay olan bir şey. Hayaletlerin merakı mı var Yuri? Sayori ile tanışmalısın o zaman. Çünkü her an geri gelebilir diye umuyorum. Aslında hikayenin hayaletle alakası bile yok Hugo'la. Gerçekten mi? Anlatamayı gözden kaçırmış olmalıyım. Sanırım sadece biraz göz gezdirdin. Ama unutmamalısın ki şairler eserlerinde genelde kendi tecrübelerini eklerler. Genelde basit bir hikayeyi anlatmak veya resim çizmekten fazlasını yaparlar. Bu durumda şiirin konusunun hayalet sembolü altında gizlendiği söylenebilir. Rahat olabildiği son yerde dolanıp duran, geçmişi bırakamayan, yakında hiçbir şeyi kalmayacak olan bir kız. Yakında hiç... Kimden bahsediyorsun sen? Böyle söyleyince kulağa daha ciddi geliyor. Bunu hiç düşünmemiştim bile. Etkileyici. Önemli bir şey değil. Cidden. Böyle düşünmen beni sevindirdi. Çok geçmeden bunları sen de kapacaksın. Unutma. Evet, haklı olabilirsin. Denemeye devam edeceğim. Sana güveniyorum. Hey! Natsuki'yi aradan çıkaracağım. Az önceki protein bar mevzusundan sonra nasıl bir kafa yapısındasın? Daha bir şekerin falan mı düşmüştü senin? Ne oldu? O gözlerin karardı. Pekala. Hoşlanmadığım şeylerden başlayalım. Tabii ki. Tabii ki. Öncelikle... Natsuki şiirimi bir kez daha gözden geçirdi. Neyse. Seninle fikrimi paylaşasım yok. Beğendin! Değil mi lan? Beğendin, az önce suratından gördüm. Ha, o zaman şiir paylaşmanın ne anlamı var? Başka şeyler yapmak varken gidip bu şiiri yazdım ben. Hatta hatırlatırım. Sana senin şiirlerini okumayı istediğimi söylemiştim. Bunu yazarken aklımdan o geçiyordu. Kendi şiirlerini bizimle paylaşacak kadar rahat hissetmeni istiyorum. Tam Monika'nın da dediği gibi. Şiirin çok kötü olsa kendi şiirimi daha rahat paylaşırdım. Natsuki, üzgünüm ama az önce şiirimi sevdiğini belli ettin. Ben sana bir tütsü getireyim. Bunları konuşalım, tartışalım, senin hayata karşı bakış açını falan. Saçma bir şiir gösterip bana. Harika denilemez. Ama dur, sana gerçek edebiyatın nasıl bir şey olduğunu göstereyim dedirtmen gerekiyordu. Bir dakika. Zaten ilk bölümde Yuri'nin sevdiklerini seçtiğim için bana tam böyle bir cümle kurmuştun. Gerçekten bozuyorum. Sen de gidip planımı mahvettin. Yani şiirimin hoşuna gittiğini mi demeye çalışıyorsun? Natsuki'nin yanıtı boğazında kalıyor. Sen çok... Sen ama... Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun ama, değil mi? Sana zaten söyledim ya. Çok önemliymişsin gibi gidip orada şurada bağıra bağıra söylemeye gerek yoktu. Öyle bir şey demediğinden oldukça eminim. Daha çok kendime dedim bunu. Natsuki benden nefret falan ediyor olmalı. Şiirimi sevmesinin iyi mi kötü mü olduğunu çözemedim. Her neyse artık. Bana hala kendi şiirini göstermen gerekiyor değil mi? Öf. İyi tamam. Sadece ben göstermezsem Monika zorla göstereceğinden şimdi gösteriyorum. Bak, Monika senin protein kaynağın olabilir. Ama değmez. Seni kullanmasına izin verme böyle. Ve şiirini biliyorum, evet. İşte. Şiirin hoşuna gitmeyeceğini söylemiştim sana. Beğendim. Ne? Yalan söyleme. Söylemiyorum. Neden bu kadar hoşlanmayacağım fikrine kapıldın ki? Çünkü lisedeki her
herkes yazılan her şeyin sofistike falan olmasını bekliyor. O yüzden benim yazdıklarımı ciddiye bile almıyorlar. Ama şiir yazmanın amacı insanların kendi duygularını ifade etmesi değil mi? Yazım şeklinin vermeye çalıştığı mesajla geçerliliğini etkilemez. Etkiler abi bu arada. Evet, aynen öyle. Okuması kolay olup seni derinden etkileyen şeyleri seviyorum. Bu şiirde olduğu gibi. Etrafındaki herkesi muhteşem şeyler yaparken görmek moral bozucu olabiliyor. Ben de bunun hakkında yazmaya karar verdim. Evet, anlıyorum. Yani Natsuki'de biraz ego seziyorum. Bir tık ergence bir davranış ama bunun bir sebebi olmalı bence. Ama basit yazım tarzının diğer güzel bir yanıysa kelime oyunlarına daha fazla ağırlık vermesi. Mesela sonunda belli bir kafiye olmasını planlıyordum ama bundan vazgeçip sonunu kafiyesiz bırakmaya o zaman karar verdim. Bu bir paragraf olur. Son satırdaki hissi daha iyi vurgulamaya yarıyor. Demek öyle yaptın. Sanırım fark ettiğimden fazlası varmış şiirde. Usta olmak da bunu gerektirir. Bir şeyler öğrenmene sevindim. Buradaki en genç üyeden böyle bir şey beklemiyordun değil mi? Hani beklemiyordum. Son yorumumla ona istediği şeyi vermeye karar verdim. Kimin kaç yaşında olduğu pek umurumda değil ama eğer Natsuki kendinden gurur duyuyorsa bu hissi ondan alacak değilim. Monika! Merhaba Uygula. Hey! Seni şeytan! İyi vakit geçiriyor musun? Ben iyi vakit geçiriyorum da arkadaşlarının gözünü karartma içine virüsler eklemeye falan bırakırsan hepimiz çok güzel bir şekilde vakit geçebiliriz. Hepinize yeterim gerçekten. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Bu arada buraya yeni geldiğinden eğer kulüp için etkinlik ya da yapabileceğimiz şeyler konusunda önerilerin varsa seni istediğin zaman dinlerim. Konuşmaktan çekinme. Olur mu? Peki, bunu aklımda tutarım. Elbette konuşmaktan çekinirim. Biraz daha ortama alışana kadar uyuz sağlasam iyi olacak. Neyse. Benimle şiirini paylaşmak ister misin? Biraz utanıyorum ama sanırım yapmam gerekiyor. Aslında hiç istemiyorum. Kesin şeytani bir şeyler olacak yine. Merak etme Hugo'la. Bugün hepimiz biraz utangacız. Fark etmedin mi? Ama yakında aşmayı öğreneceğimiz bir engel bu da. Aynen haklısın. Monika'ya şiirimi uzatıyorum. Güzel olmuş Hugo'la. Öyle mi? Beklediğimden çok daha tatlı olmuş. Of ya. Yok, hayır. Natsuki'nin yazacağı türden bir şeyi andırdı sadece. Ve o da iyi bir yazardır. O yüzden bunu iltifat olarak düşün. Öyle diyorsan öyle de tatlım. Oyunun kodları sende. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Şimdi space barımı elimden alırsın ve hiçbir konuşmaya geçemem diye çok korkuyorum. Aynen. Eğer Natsuki ile ilgileniyorsan üstünde her zaman atıştırmalık bir şeyler bulundur. Abi Natsuki benim evcil hayvanım mı? Neden böyle bir şey yapayım? Hem bu Sayori'nin özelliği değil miydi ya? Çok yemesi falan. Peşine yavru köpek gibi düşer. Natsuki'nin babası ona yemek parası vermiyor. Ve evde de ona yemek bırakmadığı için genellikle huysuz oluyor. Ve sen bunu kullanıyor musun? Ama bazen de tüm gücünü kaybedip çöküveriyor. Az önceki gibi. Bu sadece bir tahmin ama o kadar küçük olmasının sebebi gıda eksikliğinin ergenlik çağındaki gelişimine engel olması bence. Abi inanamıyorum. Lanet olsun, kızın nasıl bir dark geçmişi var ve sen suratına protein bar fırlatıyorsun. Bu oyundaki kalan hayatımı Natsuki'yi iyi hissettirmek için adayacağım abi. Ya da Natsuki'nin hayatı sürdüğü kadar. Çünkü Monika onu çok hayatta tutacakmış gibi durmuyor. Ama hoş. Kimi erkekler de minyon kızlardan hoşlanır. Bilirsin ya. Affedersin. Sadece işin olumlu tarafına bakmaya çalışıyorum. Neyse. Şimdi benim şiirimi okumak ister misin? Hayır. Şu an nefret ediyorum senden. Merak etme. Pek iyi değilimdir. Pek iyi olmadığını iddia eden birine göre kendine bayağı güveniyorsun gibi. Aa, az önce söyledikleri komple sildin mi kafandan? Hiç umurunda olmadı mı? Kendime güveniyormuşum gibi gözükmem gerektiğindendir o. Ama bu her zaman kendime güvendiğim anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Pekala, hadi okuyalım o zaman. Duvardaki delik. Arkadaşlarımla dalga geçerim. Ne kadar salam. Ne düşünüyorsun? Çok serbest nazımsı olmuş. Artık öyle mi deniliyor bilmiyorum ama. Özür dilerim. Bu konuda yorum yapmak için yeterli yetkiye sahip değilim. Sorun değil. Evet. Bu tarz şiirler son zamanlarda çokça tutuluyor. Şöyle ki birçok şiir kelime ve satır aralarındaki zamanlamaya vurgu yapıyor.
sesli olarak okunduğunda çok güçlü olabiliyor. Bu şiiri yazmak için nereden ilham aldın? Bunu nasıl söyleyebileceğimden pek emin değilim. Sanırım yakın geçmişte bir tür aydınlanma yaşadığım söylenebilir. Aydınlanma derken yapay zeka programın bilincinin açılması falan öyle bir şey mi yaşadın? Kızlarla o yüzden mi oynuyorsun? Aydınlanma mı? Aynen. Onun gibi bir şey. Öyle derin konuları konuşmaktan biraz çekiniyorum çünkü ağır olabiliyor. Bunu belki birbirimizle daha samimi olduktan sonra konuşabiliriz. Neyse. İşte Monica'nın bugünkü yazım tüyosu. Kimi zaman şiir veya hikaye yazarken beynin bir noktaya fazla takılır. Eğer mükemmel olması için çabalayıp durursan bir yere varamazsın. Kağıda bir şeyler yazmaya gayret edip daha sonra derli toplu hale getir. Bunu bir başka şekilde düşünmek gerekirse, eğer tükenmez kalemini kağıdın üstünde tek bir noktada tutarsan, kocaman ve simsiyah bir mürekkep birikintisi oluşur. O yüzden elini de kendini de akışa bırak. Bu güzeldi Monica. Bu gerçekten haklıydı. Evet, haklısın. Bugünkü tavsiyem bu kadar. Dinlediğin için teşekkürler. Öf. Az önce Monica o dediğinden acaba hani farklı seçimlerde bulunmalıyım tarzım bir şey yapma. Tam anlayamıyorum. Bu komple yanlış lan müzik. Hayır şimdi düzelterek bunu... Hayır dur dinleyeceğim bunu. Hiçbir şey olmadı abi. Hala aynı müzik devam ediyor. Sanırım herkesle şiirimi paylaştım. Odaya bakınıyorum. Düşünümden daha stresli geçti. Sanki herkes vasat yazma tarzımla beni yargılıyordu. İyi davranıyor olsalar da şiirlerimin onlarınkiyle aşık atmasının imkanı yok. Burası bir edebiyat kulübüne de olsa. İş çekiyorum. Böyle bir şeye kalkışıyorsam olacağı... Abi o zaman anime kulübüne gitseydin oradan Valorant oynayacak adamlar bulurdun. Mis gibi vakit geçirdin ya. Odanın karşısında Monica defterine bir şeyler yazıyor. Gözlerim yürü ve notikaya takılıyor. Birbirleriyle dikkatlice şiirlerini değişip paylaşıyorlar. Birbirlerinin şiirlerini okurken yüz ifadelerinin değişimini izliyorum. Kavga sahnesi. Natsuki'nin alnı sinirden kırışıyor. Bu sırada Yuri de üzgün üzgün gülümsüyor. Nasıl bir dil böyle ya? Ha? Şey, bir şey mi dedin? Yok, demedim. Natsuki şiirini tek eliyle önemsemez bir tavırla masaya bırakıyor. Sanırım süslü olduğu söylenebilir. Teşekkürler. Seninki de tatlı. Tatlı mı? Şiirdeki sembolizmi hiç mi anlamadın? Pes etme hissi hakkında olduğu apaçık ortada. Bunun neresi tatlı? Biliyorum. Demek istediğim... Kullandığın dil yüzünden sanırım. İyi bir şey söylemeye çalışıyordum. Ha? Yani iyi bir şey söylemen için bu kadar fazla düşünmen mi gerekiyor? Teşekkürler ama hiç de iyi bir şey çıkmadı ağzından. Bazı önerilerim var doğrusu. Öneri duymak istesem şiirimi gerçekten beğenen birinden isterdim. Ki beğenenler de oldu. Monica beğendi. Hugo'la desen o da beğendi. Kızlar şimdi benim için bu savaşı vermez... Ne yaşıyorum lan ben aynı döngüde yaşıyorum. Buna dayanarak sana zevkli önerilerimi sunabilirim. Öncelikle... Affedersin. Teklifin için teşekkür ederim ama yazım tarzımı oturtmak için çok çabaladım. Beklenmedik derecede ilham verici bir şeyle karşılaşmadığım sürece değiştirmeyi düşünmüyorum. Beklenmedik derecede ilham verici bir şey görmek ister misin? Ki henüz öyle bir şeyle de karşılaşmadım. Ve Hugo'la benim şiirimi de beğendi. Hatta şiirimden etkilendiğini bile söyledi. Natsuki birden ayağa kalkıyor. Öyle mi? Yeni üyemizi etkilemeye bu kadar kafayı taktığını fark etmemiştim Yuri. Ha? Ben öyle... Sen sadece... Yuri de kalkıyor. Belki de sadece Hugo'la benim tavsiyeme seninkinden daha fazla değer verdiği için beni kıskanıyorsun. Benim tavsiyeme daha fazla değer verdi belki. Nereden biliyorsun? Kendini bu kadar çok mu beğeniyorsun? Ben... Hayır. Kendimi beğeniyor olsaydım... Yaptığım her şeyi özellikle abartılı bir şekilde şirin yapmaya çalışırdım. Bak ne diyeceğim. Hugo'la aramıza katılır katılmaz göğüsleri sihirli bir şekilde bir beden büyüyen ben değilim. Natsuki! Natsuki...
Bu biraz... Bu seni ilgilendirmiyor. Kendi güvensizliğinin hıncını başkalarından çıkarıyorsun. Gerçekten göründüğün kadar çocuksu davranıyorsun Natsuki. Yo what? Ben mi? Diyene bak ya, İmo jentisi sürtük. İmo mu? Yaşam tarzımın akıl yaşının kavrayamayacağı kadar ağır olduğu için özür dilerim. Gördün mü? Bu bile dediğimi kanıtlıyor. Çoğu insan ortaokuldan mezun olunca kişisel sorunlarına bakmayı öğrenir. Bir şey kanıtlamak istiyorsan şu gıcık tavırlarınla insanları sinir etmeyi kes. Çok kişinin şirin bir şekilde günlükle davranarak dengeleyebileceğini mi sanıyorsun? Hakkındaki tek şirinçliğin bu konuda ne kadar çabalık? Öfkikten kaybederek o kıskanç özelliği kendini gezebilirsin. Çok özür dilerim. Zaten kendimi kesiyorsun değil mi? Beni kendimi kesmekle mi suçladın sen? Ne sorun var lan senin sikik? Evet devam et. Bana gerçekten her bir şey diyemedimsin. Eminim bundan sonra sınavları yapacaktır. Yürü aniden bana doğru dönüyor. Sanki burada olduğumu yeni fark etmiş gibi. Higola! O sadece beni kötü göstermeye çalışıyor. Bu doğru değil. O başlattı. What the fuck? Ne oluyor abi? Kimi seçeceğim? Bir dakika. Hayır, kimse isteyeceğim. Abi ben bir söz verdim. Abi ben 10 dakika önce bir söz verdim. Gerçekten bir söz verdim. Ne seçtim, hiç bölüm yok mu? Bana Mecnun Natsuki'yi seçtiriyor, bir dakika. Ben zaten Natsuki'yi seçecektim. Hey Higola. Biraz dışarı çıkalım mı? Ha? Olur mu? Bunun için üzgünüm. Seni bu işe karıştırmamalılardı cidden. Buna karışmamak muhtemelen ikimiz için de en iyisi. Kavgaları bitince içeri gireriz. Bir de başkan olacağım. Kulüp üyelerime doğru düzgün söz geçiremiyorum bile. Keşke ara sıra biraz daha kendime güvenebilsem. Ama başkalarını ezmek hiç bana göre olmadı. Beni anlıyorsun, değil mi? Her neyse. Eğer bu diğerleriyle daha az zaman geçirmene sebep olursa sorun değil. Ben seve seve seninle zaman geçiririm. Natsuki aniden sınıftan çıkıyor. Seni kim ağlattı? Çabucak kaçıyor. Galiba bitirdiler. Öyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim. Yuri sırasında oturmuş, elleri alnında ileri geri sallanıyor. Abi Sayori olmayınca bu ortamı sakinleştirecek kimse olmadı tabii ve bokunu çıkardılar. Evren böyle bozuluyor yani. Yuri? Böyle olsun istemedim. Sana inanıyorum. Yuri'nin Natsuki'ye ne demiş olabileceğini bilmiyorum. Veya ne yapmış olabileceğini. Higola... Lütfen benden nefret etme. Lütfen. Ben böyle biri değilim. Bugün bende yanlış giden bir şeyler vardı. Sorun değil Yuri. Böyle olmasını istemediğini biliyoruz. Ayrıca Natsuki'nin yarına kadar her şeyi unutacağına eminim. Tamamen. Ha? No, tamamen? Oğlum bak yemin ederim üstüne su fırlatacağım. Senin elektroniğinle oynayacağım var ya. Ben Monika'yı nasıl alt edebilirim ya? Kameram gitti. Tamam, geri geldik. Ne oluyor abi şu an ya? Benim kameram niye gitti bu arada? Her neyse. Toplantı sona erdi. İsterseniz evlerinize gidebilirsiniz. Yürü bir şey söylemek istermişçesine bana bakıyor. Ama ara ara gözüm Monika'ya kayıyor. Sen önden gidebilirsin Monika. Ben biraz daha kalmak istiyorum.
Ben başkanım. O yüzden en son çıkan ben olmalıyım. İşin bitene kadar beklerim. Şey, ben de başkan yardımcısıyım. Lütfen bugünlük o sorumluluğu almama izin ver. Nedense yanında olmamı istemiyor gibisin Yuri. O ondan değil. Ondan değil. Sadece Hugolay'la kitabımı konuşma fırsatı bulamadım. Sen bizi dinlersen utanç verici olur. Başka çarem yok ha? Bu başına bela açtığım için özür dilerim. Ama anladığın için gerçekten minnettarım. Başka çare yok deyip evreni resetliyor bu karı ya. Lan bunların suratı niye üzgün? Allah kahretsin, bütün kızların bana ihtiyacı var. Söz abi. Mutluluk. Müthiş. Bayram. Ateş böcekleri. Huzurlu değil şeker. Sakar. Rüya. Ulan bir tane tutturamadım ya. Bir gün daha bitiveriyor ve kulüp toplantısı zamanı geliyor. Son birkaç gün içinde buraya biraz daha alıştım. Kulüp odasına girişimde beni her zamanki manzara karşılıyor. Hoş geldin Hugo'la. Yuri kafan yok, kafan yok. Aha, merhaba Yuri'nin bir memesi. Bana mı öyle geliyor yoksa Yuri'nin yüz ifadesinden mi bilmiyorum. Ama dünkü tartışmanın etkisi hafiften sürüyor sanki. Yuri omzunun arkasından odaya göz gezdiriyor. Natsuki bir sıraya oturmuş manga okuyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde Monika henüz gelmemiş. Aniden Yuri kolumu tutup beni bir odanın köşesine götürüyor. Dün hakkında. Aha! Tam keseceğim yer. En meraklı yerde bırakacağım. Dün aslında neler olup bittiğini Yuri'nin ağzından duymak istiyor musun? O zaman 2 gün daha beklemelisin. Yani belki bunu 6 yıl sonra izliyorsan ona bir şey diyemem ama. Bay bay. Bay bay. Eğer gitmezsen jumpscare yapacağım. Oğlum çok cesursun lan. Sana jumpscare yok. Bu kadar beklemezdim ben bak.